Herkese günaydın. Evet, kalktık şu anda ve gerçekten lanet olsun dostum, ben hiçbir yere gitmiyorum, yatıp uyuyacağım denen bir saatteyiz maalesef. Saat 5'te kalktık arkadaşlar. Şimdi yolculuk zamanı. İstanbul resmen kafayı yemiş. Bildiğiniz yıldırımlar falan kopuyor. Düşüyor. Yıldırım kopmaz gerçi, düşer. Evet. Şu an kardeşim beni çekiyor. Merhaba diyeyim millet. Evet arkadaşlar, yol boyu sizi bilgilendireceğim. Güzel bir vlog bizi bekleyecek. Enerjik olalım, güzel bir iş yapalım ve sizin de enerjinizi yükseltelim. Devam ediyoruz. Her gün acayip sıcaktı. Resmen bugün yıldırımlar kopuyor. Doğan'a bize gitmeyin diyor. Durun. Hızlıca geçmiş. Son bir kontrol ve daha sonrasında uçağa bineceğiz. Tamam mı? Hazır mısın? Sen kapatabilir misin? Çekim mi yapıyoruz? Bunun açılımı yapmak yasak. Yasak mı? Evet. Lütfen olmaz. Çikolatalar gözümüze alıyor fakat şu fiyatlara bakar mısınız? Ama şunu çok beğendim arkadaşlar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Sizinle paylaşmak istedim. Ferrero Collection. Raffaello'dan tutun da normal bildiğimiz o Ferrero. Güzel. Toplarına ve daha galiba bunlar da bitterli diye düşünüyorum. Çok güzel bir şeymiş fakat fiyatı. Yani bunları alacağına, iki tane bundan alacağına bir ayakkabı alabilirsin çok rahat. Arkadaşlar şunlar Amerikalıların çok sevdiği ve benim iğrendiğim peanutlı, değişik, tuhaf tadı olan atıştırmalıklar. Ben hiç beğenmedim, bilmiyorum aranızda beğenen var mı? Güzel çikolatalar var daha önce bunları. Şundan yemiştim daha önce bir tane. Evet güzeldi. Chocolate. Bu tarz yolculuklarda gerçekten dikkatli, güzel beslenmek çok zor. Bunlar galiba güzel bayağı. Çok güzel tatlı şeyler. Fiyatı da yine biraz daha uygun ama işte 5,5'te çarpıyor olmamız her defasında dezavantaj oluyor. Şunu çok beğendim. Türkiye'de keşke bundan satılsa da şöyle kocaman bir şey. Valla kavgaya girersin bundan. Ve fiyatı ne kadarmış? 12 euro. Gerçekten çok pahalı. Şunlar, oraya hastasılar var mı arkadaşlar? Orayaları beğenen. Şöyle kocaman bir oraya ve mini. Evet, gayet güzel. Yolculuklarda favorim arkadaşlar. M&M'sler. Bayılıyorum löp 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 atmaya. Bakalım burada kafamıza uygun bir şey bulabilecek miyiz? Şunlar bu yanına bakar mısınız? Çok güzel ya bunlar. Ama gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Evet, benim favorim. Favorim bu mu? Peanutlı olan, evet. Siz arkadaşlar peanut'ı göreceksiniz, tamamdır. Bunu görüyorsanız tamamen keyifli bir yolculuk bekliyor. Bunu alıp diyeceğim ama bam, çok pahalı ya. Maalesef sizleri bırakmak zorundayım. Üzülmeyin. Başka yolculuklarda. Üzülme. Biraz da üzgün bakıyorlarmış zaten. Hemen başlamıyor ya, çok iyi. Evet, çok acıktım be. İki tane o zaman biz çikolatalı kurasan alalım. Bir tane de şu tosttan alabilir miyiz kaşarlı? Çikolatalı kurasan aldık, bir tane de şöyle sade aldık. Garip garip bakıyor, bu çocuk ne yapıyor diye, elinde kamera, bir de böyle tripodla kullanıyorum şu anda.
Yani ilginç bir deneyim oluyor benim için de, böyle şekil şekil takılırken şimdi elimde tripodla böyle çocuk gibi her şeyi çeken tipte bir şey oldum ama sizler için yapıyorum arkadaşlar. Bu videoya like atarak bunu gösterebilirsiniz. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Biraz zor bir uçuş oldu. Özellikle iniş kısmı çok fazla terletti. Çok fazla sarstı. Pilot biraz galiba acemiydi. Ama geldik, buradayız. Devam ediyoruz vlogumuza. Ne yapacağımızı ben de çok bilmiyorum. Bir tur planı var gerçi ama gezip biraz daha böyle turistik yerleri ziyaret edeceğiz. Gün boyu yine go 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 şeklinde olacak. Bu tarz biliyorsunuz kısa turlar genelde hep bu şekilde gerçekleşiyor zaten. Bakalım. We'll see what life brings diyorum arkadaşlar. Hayatın ne getireceğini beraber sizlerle göreceğim. Burada siz de yanımda olacaksınız. Hadi o zaman. Go go go. Gerçi bir dakika. Bavulları almamız lazım. Bavul kontrolüne gidiyorum arkadaşlar. Pasaport kontrolünden sonra bavulları alacağız ve devam edeceğiz. Lüksemburg şehri bir Avrupa başkentinin sunabileceği canlı bir atmosfer sunar. Ancak uçsuz bucaksız ormanlar, muazzam manzaralar ve tablo gibi tarihi anlardan da sadece birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor. Avrupa'nın yeşil kalbi olarak da bilinen Grand Dükalık doğasının güzelliğiyle biliniyor. Lüksemburg tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle Orta Çağ'dan beri iki büyük kültür olan Fransız ve Alman kültürleri tarafından şekillenmiş olmasına rağmen yerli kültür kendi özelliğini ve kimliğini koruyabilmiş. Nüfusu 500.000'in üzerinde yer alan Lüksemburg, dünyada kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkedir. Burada 3 dil konuşulmaktadır. Lüksemburgça, Almanca ve Fransızca. Lüksemburgça, Almanca'ya oldukça yakın olduğundan çocuklar öğrenmede hiç güçlük çekmemektedir. Kültürlerinde ise benim favorim olan yemek yeme kültürü inanılmaz. Arkadaşlar burada yemek yemek sosyalleşme olduğu için hiç acele edilmez ve bizde olduğu gibi hızlı hızlı yemek yenmez. Yavaş yavaş bazen 3-4 saatleri bulan yemek yeme kültürü mevcuttur. Kafelerdeki doluluk oranı da gözlerimizden kaçmadı. Teşekkür, sen diyeceksin. Evet, ben de Lüksemburg'u. Bayıldım ya, çok hoş. Maşallah. Yaşamak ister miydin? İsterdim herhalde ya. Buraya o zaman ileride üniversiteye... Ama tabii Anadolu çocuğuyuz. Vay bize be. Uymaz buralar kardeş. İçimizdekini hemen çıkarttık ortaya, bu kötü oldu. Sen de çocuğum karşım. Dondurmanın tadını çıkartıyor. Dondurmalar güzel, buralar bize uyar diyor o zaman. Fark etmez kardeşim ya. De. Lüksemburg bu kadar bir yer işte, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ara sokakları var. Ana meydan burası. Yani fena değil, güzel, zengin. Şu anda Avrupa, dünyadaki en zengin şehirlerden biri bu. Nasıl, güzel gözüküyor muyum, sen bak bana. 10 numara gözüküyorsun ya. Ben? En zengin şehirlerden biriymiş. Kişi başına düşen milli gelir de çok yüksek. İnsanlar rahat, fazla acele etmiyor. 2,5-3 saat yemek yiyebiliyorlar. Anneme babama selamlar diyorsun. Evet, böyle arkadaşlar. Yolumuzun olduğu için burada fazla kalamayacağız ama... Quick bir böyle şey yaptık. Stop yaptık. Quick stop yaptık. Bunu ve yolumuza devam şey edeceğiz. Selamlar buradan. Çünkü bayağı var. Lüksemburg şehrinin ve ülkesinin tadını çıkardıktan sonra, manzaralarını seyrettikten sonra şimdi Paris'e, Fransa'ya doğru yola çıkıyoruz. Burada insanlar çok zengin olduğundan dolayı arabalar da gayet güzel arkadaşlar. Maserati'sinden Porsche'una, Mercedes'ine inanılmaz fazla ve yeni güzel arabalar mevcut. Ortalıkta eski marka, eski model bir araba görmek neredeyse imkansız. Biz tur ile geldiğimizden dolayı çok fazla zaman ayıramadık ama eğer imkanınız olursa bu şehre güzel bir gün verin ve tamamıyla tadını çıkartın. Emin olun çok beğeneceksiniz. Paris'e son 100 kilometre kaldı. Bitmiyor yol, adeta bitmiyor. Şimdi bir ara verdik ve ben biraz hareket etmek istedim tabii. İşte şansıma hemen benzinlik istasyonun orada belli spor aletleri var. Bakalım ne yapabileceğiz. Aktif yaşam, sağlıklı yaşam, biliyorsunuz bizim motomuzu. Sadece yalnız bisikletler var gibi duruyor. Hemen çeviremiyorum değil mi? Hiçbir şey yok gibi. Şöyle size çekelim arkadaşlar. Yani fena yapmamışlar. Ama illa bir alete biz, biliyorsunuz, ihtiyaç duymuyoruz.
Şinav Mekik Barfix. Bunlar yeter ve şurada bir Barfix demir gördüm. Benim için zaten olay bitmiştir. Oh yeah. Tamam ya. Bu kadar yeter benim için. Ve şimdi kameraman arkadaşım olan Fethi kardeşim olduğu uzatıyorum. Şu an. Şöyle değil de. Devam çıkıyor. Ediyoruz. Spor her zaman yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen ne yapıyoruz? Yatıp şınavımızı çekiyoruz. İşte bu. Son yerden böcek böcek aramaya çıkıyor. Neyse devam et. Daha fazla istiyorum. İşte bu. Sonra parçalıyoruz önümüze çıkanı. Falan uçakta, arabada hep oturur pozisyonda olmanın biraz olsun etkisini azaltıyorum bu şekilde. Vücudum bir kan pompalıyor, bir enerji harcıyor. O yağ depolarını, şeker depolarını yakıyor. Yalnız burası da çok kötü kokuyormuş arkadaşlar. Allah'tan videoda koku alamıyorsunuz. Bu güzel bir şey bence. Rezil etmeyeyim kendimi şimdi. Harcadın mı bu işler? İstiyorsan kamerayı da kapatabilirim ama. Den. Ayakkabı daha size kim öğretti barfiksi? Şimdi onu göstereceğim size arkadaşlar. 105 kiloluk bir devin. 102. 102 mi? Aa evet. Çekemiyorum. So sorry. Bir de o zor gerçekten. Çok geniş ya. Hadi daha bravo. Bir de buradan çek beni. Ne yapacaksın? Sen yaptın yine barfiks. Bir sete tamamlayayım bari ya. Tamamdır. Tamam. Bitti. Gayet güzel. Bir antrenman yapmış olduk yolculuk arasında. Akşam da arkadaşlar koşuya çıkmak istiyoruz. Tabii ki eğer vaktimiz kalırsa. Biraz bisiklet yapabilirdik ama hemen aramız bitiyor. 10 dakika bir lavaboya uğrayacağız. Ve daha sonra geri kalan yolu halledeceğiz. Evet hadi o zaman. Giderek deniz istasyonunda gördüğümüz güzel şeyler. Milka herhalde zaten buraların ürünü. Vallahi çok güzel şeyler var. Daha demin spor yaptık, barfiks çektik. Şimdi ise orada yakmış olduğumuz kalorileri geri alma zamanı anlaşılan. Arkadaşlar yani insanı da bunlar çekiyor, çeliyor. Oh yeah. Farklı farklı şeyler var güzel. Gerçi bence Türkiye dünyada en güzel abur cuburları yapan ülkelerden biri ama yine insan böyle farklı şeyler görünce bir şeyler alası geliyor açıkçası. Evet. Beni açıkçası çeken en güzel şey şunlar oldu ya. Şu kukiler bildiğin Amerikan kukilerine benziyor. Onlar o tarz şeyler aslında var evet. Şu kukiler çok güzel. Bir tane bundan alabiliriz bence. Granola. Casino falan. Ya Türkiye'de bir bu kukiler yok ya. Bir onlar güzel olmuyor. Önemlisi şeyler. Şunlardan yediğimi hatırlıyorum. Güzeldi baya. O lanet olsun çikolatalara direndim. Ve yapmış olduğum sporla artıdayım. Güzel bir şey oldu. Evet otobüsümüze geri dönüyoruz. 400 kilometre uzunluğunda olan yolculuğumuz yaklaşık 5 saat sürdü. Fransa'nın düzlüklerinden geçtik. Birçok küçük köy ve kasaba mevcuttu yol üzerinde. En sonunda Paris şehrine giriş yaptık. Tatil zamanı geldiğimiz için de şehir içi çok trafik yoktu. Oldukça rahattı normalde. Bir yerden bir yere gitmek ölünmüş. İstanbul'dan betermiş. İlerleyen yıllarda araç girişi Paris içerisine tamamıyla yasaklanacağı için şimdiden belediye
sürücüleri korkutmak için böyle bir çalışma içerisindeymiş. Genelde araçların park etmesi veya belli sokaklara girmesi gitgide zorlaştırılmış, bazı sokaklar gitgide daraltılmış. Paris'e bir sonraki videomuzda detaylıca gireriz. İsterseniz şimdi sizlere Fransa hakkında genel bilgiler vermeye çalışayım. Fransa, Batı Avrupa'da yer alır. Dünyanın pek çok yerinde deniz aşırı toprakları vardır. Fransa Cumhuriyeti, mimarisi, kültürel zenginliği, yapıtları ile Avrupa'da sanatın kalbi olarak da bilinmektedir. Tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde turizm açısından çok gelişmiş bir durumdadır. 67 milyon nüfusa yakın bir nüfusu vardır Fransa'nın. Paris ise sadece 2,5 milyon nüfusa sahiptir. Belki bu nüfusu az bulabilirsiniz. Ben de az buldum. Sadece resmiyetteki nüfustur bu. Çok fazla göçmen var ve çok fazla kayıt yaptırmamış insan bulunmakta Paris'te. Özellikle Afrika'dan çok fazla göçmen alıyor ve bunların hepsi de kaçak olarak Paris'te yaşıyorlar. Coğrafi çeşitliliği Fransa'yı turizm açısından çok tercih edilen bir ülke yapmaktadır. Yaz turizmi için genellikle ülkenin güney bölgeleri tercih edilmesine rağmen Paris gibi şehirlerde tercih edilmektedir. Paris biraz daha kuzeye yakın bir bölümdedir. Kışın ise Alpler gibi çok tercih edilen ve lüks tatil mekanı olan bölgeleri bulunmaktadır. Mutfak kültürü bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Öne çıkan tatlılar dünyaca ünlü peynirleri ve şaraplarıdır. Son dönemlerde ülkemizde de oldukça yaygınlaşan kruvasan Fransız mutfağına ait bir yiyecektir. Ama arkadaşlar şunu söylemem gerekir öncesinde. Burada yediğim kruvasanların neredeyse hiçbirini beğenmedim. Türkiye'de yapılan dandik çakma kruvasanlar inanın bana daha güzel geldi. Belki alıştım, emin değilim. Fiyatından da olabileceğini düşünüyorum. Ara ara yükselen kurda tatların tadını kaçırmaya yardımcı oldu benim için en azından. Sizin de görebileceğiniz gibi kafeler tıklım tıklım doluydu ve her yerde masalar fışkırmış durumdaydı, adeta yolların üzerine boş bir masa göremiyorduk çoğu restoranda. Burada da Lüksemburg'da olduğu gibi benzer bir durum söz konusu. Yemek kültürü yine burada da çok iyi, uzun süre yemek yiyerek sosyalleşiyorlar. Arkadaşlar geldik, Paris'teyiz sonunda. Yemeğimizi yedik, yemeğimiz bitti ve şimdi otelimize döneceğiz. Herhalde bu akşamlık, bugünlük bitti diye düşünüyorum. Evet, yarın gezeceğiz, yarın bütün Paris'i altın üstüne getireceğiz. Türk lokantasında yedik. Çok çekmeye ihtiyacı duymadım zaten Türkiye'de gördüğünüz yemeklerde. Daha orijinal şeyler çekmek istiyorum sizler için. O zaman bugünlük kendinize iyi bakın. Belki bilmiyorum otelde bir şey çekmezsem diye kapanışı yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Ayakkabı da Ice'da bugünlük. Tamam.